Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Ekim Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Enerji, gıda, konut. Sosyal birlikler ve sendikalar cumartesi günü Berlin'den Stuttgart'a kadar 6 kentte uygun fiyatlar ve dayanışma için gösteri yaptı. Almanya'nın dört bir yanında insanlar sonbahar dayanışması sloganıyla özellikle yüksek enerji ve gıda fiyatlarından muzdarip insanlara daha fazla yardım yapılması çağrısı yaptı. Sosyal birlikler, sendikalar ve çevre örgütleri ittifakı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Almanya'nın Rusya'ya koyduğu ambargo nedeniyle başlayan enerji krizi ve büyük fiyat artışları karşısında hükümetten dayanışmacı bir politika uygulamasını istedi. Verdi Federal Yönetim Kurulu üyesi Silvia Bula, Dresden'deki mitingde yaptığı konuşmada artan gıda ve enerji fiyatlarını artık ödeyemeyen insanlar için büyük endişe duyduğunu söyledi. Greenpeace ulaşım ve iklim uzmanı Reiserer, enerji geçişi ve sosyal adaletin el ele gitmesi gerektiğini belirtti. Bund, Compact ve Paritätische Wohlfahrtsverband, hükümetin sosyal ve ekolojik sorunları birbirine karşı kullanmamasını istedi. Enerji krizine karşı alınan önlemlerde uzun vadeli iklim krizlerinin yeterince dikkate alınmadığını vurguladı. Organizatörlere göre 6 şehirde yapılan protesto gösterilerine 24 bin insan katıldı. Kassel'de ise Cuma günü yapılan gösteride 800 insan bir araya geldi. Katılımın az olmasını değerlendiren politik bir gözlemci şunları söyledi. Etkinliğin başlangıcında organizatörler öncelikle kendilerini sağcı ve Rusya dostu protestoculardan uzaklaştırmak ve Ukrayna ile dayanışma göstermekle ilgilendiler. Sorunun toplumun geleneğine değil de sadece solculara ait bir sorun olarak görülmesi saçmalığı kitleselliği engelledi. Sebebin savaş olduğunu görmezden gelen ittifak, savaş politikasına karşı çıkmak yerine sonuçlarıyla mücadele etme bataklığına düştüler. Açıkça görülen katılımcı sayısı organizatörleri düşündürmeli. Aynı zamanda gösterinin çağrısını yapanlar arasında yer alan Verdi Sendikası'nın yaklaşık 1 milyon 900 bin, Bund Doğa Koruma Derneği'nin ise 674 bin üyesi var. Bundan başka katılımın düşük olmasının sebebi olarak sendikaların ve sivil toplum örgütleri yönetimlerinin iktidar partilerine yakınlığının ve tabanla ilişkilerinin zayıflığının göstergesi, artı gösterilerin ırkçı örgütlerin kitlesel gösterilerine karşı bir şey yapmış olmak için yapıldığı şeklinde yorumlandı. Protestoların 2005 yılında sendika yönetimlerinin evet dediği Hartz IV yasalarına karşı sendikaların gönülsüz gösterilerini hatırlattığı yorumunu yapanlar da oldu. Bu arada SPD Parlamento Grup Başkanı Mützenich, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmek için daha fazla diplomasi çağrısında bulundu. Wolf Mützenich, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da ateşkes için yurt içi ve yurt dışındaki diplomatları her fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Mützenich, Redaktion Netzwerk Deutschland'da yaptığı açıklamada her diplomata silahlardan çok diplomasi hakkında konuşmasını tavsiye ederim dedi. Mützenich şunları söyledi. Rus saldırısına karşı Ukrayna'yı tamamen destekliyorum. Ancak Almanların %60'ının diplomatik girişim isteğini belirten anketleri de dikkate alıyorum. Bu bizi düşündürmeli. Sol partili politikacı Zara Wagenknecht Twitter hesabından Yeşiller Partisi ile ilgili yaptığı açıklamada bana göre Yeşiller şu anda federal mecliste bulunan en iki yüzlü, en ilgisiz, en yalancı, en beceriksiz ve verdikleri zararla ölçüldüğünde en tehlikeli partidir diye yazdı. Wagenknecht'in Yeşilleri Federal Meclis'teki en tehlikeli parti olarak nitelendirmesi
partinin hükümet sosyalistleri olarak adlandırılan ve parti aparatını elinde tutan kanadı rahatsız etti. Diğerlerinin yanı sıra parlamento grup lideri Dietmar Bartsch'tan cuma günü itiraz geldi. Bartsch, Bundestag'da temsil edilen en tehlikeli parti AfD'dir ve öyle kalacaktır dedi. Wagenknecht'in birkaç hafta önce federal mecliste Ukrayna politikası üzerine yaptığı konuşması da partisi sol partinin tepkisini çekmişti. Wagenknecht konuşmasında hükümeti Rusya'ya karşı ekonomik bir savaş başlatmakla suçlamıştı. Kurulduğu günden bu yana kendi içindeki kavgalarla boğuşan parti, sosyal politikaları da çalışma programından çıkarmasıyla ne istediği bilinmeyen bir parti haline geldi. Putin'i destekliyorsunuz, vatan hainisiniz suçlamasının hedefi olma korkusuyla Ukrayna Savaşı ile ilgili savaş politikalarına karşı çıkma yerine sonuçlarıyla mücadele etme yolunu seçti. Toplumsal protestoların önüne geçmekten çekinen ve rüzgardaki bayrak gibi davranan sol parti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Personel eksikliği ve sürekli stres birçok Alman kliniğinde günlük yaşamın bir parçası. Almanya'daki sağlık sisteminin içinde bulunduğu sıkıntılı durum nedeniyle Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach sisteme yönelik yeni reform girişimleri başlattı. ZDF televizyonuna konuşan Lauterbach, 20 yıldır hiçbir değişim olmadı, şimdi zamanıdır dedi. Hastaneler ve bakım kurumlarındaki personel sıkıntısı özellikle pandemi süreci boyunca sağlık sisteminin sıkıntılarını ortaya çıkarmıştı. Bakan Lauterbach önümüzdeki günlerde eyalet hükümetleriyle görüşmeler yaparak reform planlarını açıklayacak. Hastane sisteminin değiştirilmesi için geçen hafta içerisinde 3 yasa üzerine görüşmeler yapılmıştı. Örneğin fal pavşali adını taşıyan ve her vakaya belirlenmiş bir zaman için ödeme yapan sistem aşılacak. Ayrıca bu uygulamanın çocuk hastanelerinde yürürlükten kaldırılması planlanıyor. Lauterbach aynı zamanda doğum yardım konusunda da yeni adımlar atacağını belirtti. Planlara göre hastanelerde ayakta tedavi uygulaması artırılacak. Almanya'daki hastanelerin yataklı hasta işlemlerinin gereğinden fazla olduğunu belirten Bakan Lauterbach, bakımın kalitesi açısından hiçbir fark yok ve son derece eski olan bu sistemin komşu ülkelerde olduğu gibi değiştirilmesi gerekiyor diye konuştu. Böylece bakım personelinin yükünün de azalacağını iddia etti. Almanya'daki doktor sayısında azalma olduğunu vurgulayan Bakan Lauterbach, uzun vadede tıp öğrencilerinin sayısını yılda 5000 civarında artıracaklarını söyledi. Halihazırda eğitim gören tıp öğrencilerinin sayısının düşük olduğunu söyleyen Lauterbach, var olan durumdan eyalet hükümetlerinin de sorumlu olduğunu vurguladı. Federal Sağlık Bakanlığı'nın tıp öğrenim yerleri konusunda karar verme yetkisi yok. Bu eyalet hükümetlerinin yetki alanında bulunuyor. Lauterbach, en kısa zamanda tıp öğrencileri sayısının artırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Konuyu zamanında Scholz hükümetinin koalisyon sözleşmesine aldırmak istediğini söyleyen Lauterbach, eyalet hükümetlerinin tıp öğreniminin pahalı olması nedeniyle bunu reddettiklerini belirtti. Klinikum Kassel, artan korona vakaları nedeniyle bugünden itibaren hasta ziyaretlerini tekrar yasakladı. Ancak ziyaretçilerin negatif korona testi ifraz etmeleri durumunda doğum, çocuk koğuşları ve istisnai durumlarda onkoloji ve palyatif bakım koğuşlarını ziyaret edebilecek. Klinik müdürü Thomas Fischer, bu kararı bu kadar erken vermek zorunda kalmamayı umuyorduk ancak ne yazık ki Hessen'deki mevcut korona durumu bizi bunu yapmaya zorladı dedi. Kararın Kuzey Hessen'in maksimum bakım sağlayıcısı ve koordinasyon hastanesi olarak vatandaşlar için bakım güvenliğini sürdürebilmek amacıyla gerekli önleyici tedbir olduğunu söyledi. Hessen'de kayıtlı koronavirüsü vaka sayısı 24 saat içinde 6006 arttı. Robert Koch Enstitüsü tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre 30 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece toplam ölü sayısı 11.292'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana Hessen'de toplam 2.689.000 korona vakası belirlendi. Eyalet çapında 100.000 kişi başına 7 günlük yeni enfeksiyon vakası 829'dan 776'ya düştü.
Kassel Sağlık Dairesi, Kassel'de kayıtlı korona hastası sayısının 238, Kassel ilçelerinde ise 522 arttığını açıkladı. Ölüm vakasının yaşanmadığını bildiren Sağlık Dairesi, 12'si yoğun bakımda olmak üzere 199 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. 7 günlük izlenç Kassel'de 606, Kassel ilçelerinde ise 764 olarak kayıtlara geçti. Kassel'de aşı kampanyası sürüyor. Belediye tesislerinde koronavirüse karşı birinci, ikinci veya güçlendirici aşılar ve maymun çiçeğine karşı da aşı yapılıyor. Obere Königstrasse'de bulunan eski Sport Arena Treppenstrasse 43 adresinde pazartesiden cumartesi gününe kadar saat 10 ile 18 arasında aşı yaptırmak için randevu almaya gerek yok. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.